Merhaba sevgili arkadaşlar. Kişisel sorular serisinin bir yenisiyle daha karşınızdayız. Çok haklı soru sormuş bir arkadaşımız. Diyor ki Sinan Canan bütün söylediklerini yapıyor mu? Şimdi Sinan Canan bütün söylediklerini yapıyor olsa bu kadar çok konuşan bir adam olarak valla hayatım çok zor olurdu ama tabii ki bu kadar insanlara şöyle yapsak daha iyi olur. Bak doğrusu böyle davranmaktır. Evrimsel olarak şöyle gözüküyoruz. Dolayısıyla hadi gelin böyle yapalım diyen birinin hayatında ne yaptığını da merak etmek gayet doğal. Hatta sıklıkla ben böyle bir kafede falan otururken bazı okurlar ya da internetten takip eden arkadaşlar beni Tam keyifle kahve yudumlayacakken yakalayıp hocam konfor çürütür yatıyorsun hareket lazım falan diye arada müdahale edebiliyorlar haklı olarak. Tabi muhtemelen orada beni öyle gördükleri için bütün gün öyle keyif çatıyorum gibi de gözüküyor olabilir. Ama şunu söyleyeyim genel olarak doğruları bilmekle doğruları yapabilmek arasında çok ciddi bir fark var. Ve bütün insanlar gibi ben de bu konuda belli başlıklar altında sıkıntılar çekebiliyorum. Temelde şöyle bir stratejim var geçtiğimiz 10 yıldan beri. Doğru olduğunu bildiğimiz birçok şeyi yapamadığımızı ve yanlış olduğunu bildiğimiz birçok... ...çok şeyi tekrar ettiğimizi biliyorsunuz. Benim hayatımda da böyle şeyler çok fazla var. Fakat özellikle insanın fabrika ayarlarını formül etmeye başladıktan sonra son dönemlerde... ...ki bu neredeyse 15 senelik bir hikayedir. Şunu fark ettim. Aslında çok anlaşılır bir evrimsel yapımız var. Çok temel düzeyde kolay anlaşılabiliyor. Fakat modern hayatın bize getirdiği ve küçüklüğümüzden beri yüklediği ezberler... ...ve otomatik davranışlar o kadar kuvvetli ki bunların hepsini bir anda değiştirmek mümkün değil. Dolayısıyla ben de ne yapmaya çalıştım? Yani aslında bunu kendim için yaptım biraz. İnsanın fabrika ayarlarında gördüğünüz o 5 maddeyi listeledim. Çünkü 5, 6 gibi rakamlar insanın zihninde daha kolay kalabiliyor. Bunları her yerde yanınıza götürebiliyorsunuz ve bunları çok çok farklı durumlarda eğer bilinciniz uyanıksa, bir şekilde ayıksanız yani başka bir derdin da etkisi altında değilseniz düşünüp uygulayabiliyorsunuz. Mesela işte yemek yerken, sohbet muhabbet ederken, seyahat ederken, bir şeyler satın alırken yani günlük hayatımızdaki her türlü durumda bu beş tane kural. Yani neydi onlar? Evet sayabiliyorsunuz biliyorum artık ezberlemişsinizdir muhakkak. Hareket, az yemek, ilişkiler kurmak yani gerçek ilişkiler kurmak, stresi yönetmek ve sınırları zorlamak. Bu beş maddeye uygun bir şekilde ben bu şeyi nasıl yapabilirim diye bir sorma ve sorgulama rutini geliştirmek çok önemli. Benim hayatta şu anda yani son birkaç yıldır özellikle en iyi yapabildiğim şeylerden bir tanesi en azından durup bu konuda bir soru sormak. Bu alışkanlığı geliştirebildim. Fakat her zaman soruyu sorunca da cevabını bulamayabiliyoruz ya da o anda doğru olan şeyi yapacak enerjimiz, gücümüz ya da fırsatımız olmayabiliyor. Benim için bu ikinci planda. Benim yapmaya çalıştığım şey doğru olduğunu bildiğim şeyleri hayatımın merkezine koyarak insan ilişkilerinden finansal duruma kadar neyle ilgili bir şey yapacaksam orada bu temel 5 kuralı şöyle bir göz önüne koymak. Acaba bu yaptığım bununla uyumlu mu değil mi diye bir bakma alışkanlığı. E tabii ki dediğim gibi burada yani her zaman başarılı olamıyorsunuz ama bu alışkanlığı geliştirmeye başladığınızda ilginç bir şey çıkıyor karşınıza. Yeni davranış kalıpları oluşturuyorsunuz ve bir süre sonra doğru ve iyi olanı otomatik olarak yapmaya bir nevi yol açılıyor sizin hayatınızda. Mesela benim en çok zorlandığım alan, daha doğrusu eskiden birisi bana insanın fabrikalarını dışarıdan verseydi, kardeş bu kitaba göre yaşayacaksın deseydi, mesela benim en çok zorlanacağım yer muhtemelen ikinci madde yeme maddesi olacaktı. Çünkü hani bundan bir 10 sene önce baklava maklava yemeden yaşayamayan falan bir adam olduğum için derdim ki bu ne abi yani bunu artık şeyler yapsın, buna büyükler baksın. Ben küçük bir insan olarak bu kadar zor şeyleri yapamam falan derdim. Fakat zaman içerisinde hem yaşadığım çeşitli sorunlara biraz bilinçle eğilip bakmak hem de o dönemde biraz bilgimi hayata geçirmek isteğinden kaynaklı olarak bize beslenmemde çok ciddi değişiklikler yaptım ve artık bunlar benim yaşam tarzıma dönüştü. Yani bunlar için ekstra bir çaba göstermem gerekmiyor. Ama hala üzerinde çalışmam gereken başka konular var. Bunun için de şöyle bir yöntem buldum. Üzerinde henüz çalışmadığım, kendimde çözüme ulaştırmadığım şeyleri başka insanlarla paylaşmamaya çalışıyorum. Herhalde son 5 yıldır ana politikam bu. Ve benim anlattığım şeyler genellikle buraya dikkat buyurunuz. Zaten yapa geldiğim için anlattığım şeyler değil. Bir dönem yapamazken yapmayı öğrendikten ve davranışımı değiştirdikten sonra tavsiye ettiğim şeyler. Yani genellikle burada benden duyduğunuz ya da duyacağınız yaşamsal tavsiyelerin çok büyük bir kısmı benim yapabildiğimi zannettiğim şeylerle alakalı ve sanıyorum o yüzden de tesirli oluyor. Mesela ben şu anda ne bileyim Hadi kötü örnek olmasın. Hayatımda benim de hani yapmasam iyi olur dediğim bir sürü şey var. En az zararlı hangisi? Biraz fiziksel olarak tembelim mesela bu aralar. Ya tutup da size mesela bir egzersiz güzellemesi yaparsam, işte şöyle egzersiz formülleri versem falan onu size geçmeyeceğini çok iyi biliyorum. Ve ben bu işte mahir olana kadar o konuda konuşmama kararı aldım. Çünkü bir taraftan onları anlatasım var. Anlatabilmek için de bu konuda harekete geçmem gerekiyor tırnak içinde bu arada ufak ufak harekete geçtim. Yani yapıyoruz bir şeyler o konuda. Ama bu konuda belli bir dönüşüm sağlamadan bunu anlatmak istemiyorum. Dolayısıyla bu kadar dolan cevap vermemin sebebi şu. Yapmaya çalışıyorum ve yapabildiklerimi anlatmaya gayret ediyorum. Tabii ki hiçbirimiz mükemmel değiliz ama böyle medyada işte birilerini gördüğümüz zaman hani şahsen tanımadığımız ve bize bir şeyler söyleyen insanları gördüğümüzde zihnimizin kısa yolları hemen şöyle çalışıyor. Ulan bu herif kesin bunu yapıyordur falan. Kim bilir ne biçim yaşıyordur. Mesela beni böyle derssiz tasasız her problemi çözen süper zeka falan zanneden tipler oluyor. Gözünü seveyim hiç öyle değil. Bana inanmıyorsanız gelin hanıma sorun. Hatta o da olmadı. Sami Bey burada. Bundan sonraki bölümü kendisine devredeceğim. O anlatacak size benim aslında ne kadar normal bir insan olduğumu. Sami Bey şekil 35'te görüldüğü gibi. Dolayısıyla hepimiz aynı gemideyiz. Aynı sorunlarla boğuşuyoruz. Son olarak benim bulduğum çok kuvvetli bir yöntem var. Hepinize de tavsiye etmek isterim bu yöntemi. Çünkü bende çok iyi çalışıyor. Ben niye geçip böyle YouTube kanallarında, televizyonlarda orada burada hiç durmadan konuşuyorum sizce? Dünyada bu işleri en iyi bilen insan ben miyim? Değilim. Benden çok daha iyi bilenler var. Çok şükür onlardan da öğreniyorum. Fakat bunları bu kadar anlatmam, etrafımdakilere bu kadar vaaz etmeye çalışmamın temel nedeni o etrafımdaki insanlar yani sizler bu bilgiyle bu görgüyle donandıkça beni de kontrol edebiliyorsunuz ve biz böylece birlikte hareket eden sosyal canlılar olarak aynı çerçevede birbirimizi kolaylaştırıcı bir hayat tarzı benimseyebiliyoruz. Bir insan tek başına çok az şey becerebilir ama birlikte olduğumuzda bu işler çok daha kolay olur. O yüzden hayatınızda bir değişimde zorlanıyorsanız o değişime uygun insanları etrafınızda toplamayı da bir strateji olarak düşünebilirsiniz. Ben bunu yapıyorum şimdiye kadar da hiç zararını görmedim. Ee, bu arada Twitter'dan başladı maceralar. Twitter sayesinde. Ondan önce Facebook vardı ama orada çok olmadı bu iş. Sonra işte Instagram falan, sonra bu YouTube falan gibi araçlar. Benim mesela bu tip işlerde kullandığım en önemli mecralar. Buralarda bile insanların etkileşimi gerçekten sizi çok değiştiriyor. Ama gerçek ilişkiler yakın çevredeki insanlarla yaşandığı için arada bir o insanlara da böyle bildiklerinizden ikram ederseniz, onlarla ortak kararlar alırsanız, zorlandığınız kararlarda yardım talep ederseniz bu işler çok daha kolay oluyor. Ben de vallahi elimden geldiğince insanlardan yardım istiyorum. Çalışıyoruz bakalım neler olacak göreceğiz.